Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike. Bugün sizlerle mimarlık öğrencileri için laptop tavsiyesi videosu çekmek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim ki ben de sizin gibi bunu YouTube'daki veya internetteki yorumlardan, videolardan öğrendim. Sizin için bunları küçük bir şema haline getirmek istiyorum. Kendi aldığım laptopu göstermek istiyorum size de. Şu anda biliyorsunuz dolar kuru artmış durumda. Ve daha da ne kadar geç kalırsanız bilgisayarınızın fiyatı o kadar pahalanacak. Bence de artık online dersler başlayacağı için zaten stokta laptop bulmak zor. Bir iki gün bir araştırmaya harcayın vaktinizi, bir gidin görün. Bilgisayarlar hangi markalar var, işte özellikleri nedir yani. Bir ön araştırma yapın ve üçüncü günde almaya bakın. İsterseniz size almış olduğum laptopu göstererek hem sizin de bir fikrinizin oluşmasını sağlayabilir, hem de onun üzerinden size olması gereken özellikleri açıklayabilirim. İsterseniz hemen başlayalım. Hemen kendi bilgisayarımın ismini yazarak bir bakayım. Onun üzerinden de konuşuruz. Şöyle şu. Size kendi almış olduğum laptopu göstereyim ilk önce. Şöyle. Tasarımını da yakından bak göstereyim. Işıklı paneli var. Excalibur model. Casper'ın. Şu şekilde gösteriyorum. Benim bilgisayarım bu Casper'ın Excalibur serisinden G780 B560A i7 modeli. Özellik 16 GB RAM'i var. 1 TB SSD'si var. Şimdi burada bizim aradığımız RAM'de 16 GB olması bizi 4 yıl boyunca götürecekmiş. Ya ben de 1. sınıf öğrencisi olduğum için YouTube'dan araştırdım. Araştırma sonucunda da orta segment bir bilgisayarın 16 GB RAM'in, yani orta segment dediğimizde bizi 4 yıl götürecek bir segmentmiş. Ve o da bize 16 GB RAM yeterliymiş. O yüzden 16 GB'ı seçtim. Yani 32 GB falan olanları var ama fiyatlar çok uçuk rakamlara çıkıyor. Yani 18 bin liraya, 20 bin liraya çıkıyor. O yüzden şimdilik istemedim. Biraz da şans işi bu teknoloji aletleri de. Deneyerek, görerek alman gerekiyor. Bir problem çıkabilir. Her zaman için bir garantisi yok sonuç olarak. 16 GB RAM bize yetiyor. İşlemcisi i7. 10. nesil bir bilgisayar. Yani son sürüm yani. i7'nin son sürümü. Yine bunu arıyoruz özellik olarak. Ekran kartı da RTX 2060. Şimdi ekran kartında iki tane şıkkımız var. Ya GTX 1060 olacak ya da RTX 2060 olacak. Şimdi GTX'in bir üst modeli de RTX demekmiş. Yani iki tane bilgisayar arasında kaldınız. Bir tanesi GTX, bir tanesi RTX. Burada da RTX seçmeniz sizin için iyi olacaktır. Yani 2060'ın üstü, yani çok iş için kullanmak içinmiş. Yani bizim için 2060 yeterli. Yine aynı şekilde aranın özelliklerinden en önemlilerinden bir tanesi de SSD'ymiş. Bize 512 SSD'nin üstü gerekli, yani kesinlikle olması gereken bir özellik. Benim aldığım laptopta 1 TB SSD var. Yani bu SSD'de birazcık bir karmaşa var. Yani biz de teknoloji anlayan birilerine sorduğumuz için söylüyorum. Mesela 1 TB hard disk oluyor ve yanına işte 240 ya da 246 SSD koyuyorlar. Örnek veriyorum. Bu SSD'nin bize bir hiç yararı yok. Yani 1 TB hard disk olması, yani kandırmaca gibi. 512 SSD kesinlikle bizde olmalı. Ben de 1 TB SSD bulmuşken bu modeli seçtim. Aradığım şu an özelliklerin hepsi var. Ekran boyutu 17 inç. Ya bu çok önemli değil. Tabii ki yani büyük ekrana bakmak her zaman daha iyidir. Çünkü plan çiziyorsunuz. Yani büyük bir resmi görmek her zaman daha iyidir. Ama ya da çok yüksek istemezseniz, fiyatların yükselmesini istemezseniz 15.6 olanlarını da seçebilirsiniz. Ya çok önemli bir özellik değil. Full HD yine. Çözünürlüğüm yine böyle. Şunu da göstereyim, tüm özelliklerine bakalım. Belki merak ettiğiniz vardır. Bu ürün alalı ben ortalama olarak bir hafta olmuştur. Ve size aldığım fiyatı söylüyorum. 13.000
Hemen bakıyorum fişine. 13.600 almışız bilgisayarı. Şöyle gösterirsem 13.600. Bu 13.600 liralık bilgisayar bir hafta içerisinde 13.800 olmuş. Yani çok geçe kalmayın. Yani bir bakın isterseniz bir 2-3 gün, yani çünkü bence görerek almak her zaman daha iyidir teknolojik aletleri. İnternete çok güvenemem yani bu kadar yüksek bir meblağı vermek için. Ya bence görerek almanız iyi. Her gittiğiniz mağazada stok olmuyor maalesef. Sizi birkaç bilgisayar içerisinde böyle döndürüyorlar sarmal şeklinde. İşte diyorlar ki stoklar bitti. Yok yok işte efendim gelmedi. Dediğiniz gibi ben ilk başta bilgisayar seçerken şeyi düşünmüştüm. Monster bilgisayarlarını düşünmüştüm. Yani oyun bilgisayarlarının içerisinde iyi gibi gözüküyordu. Ama Monster'ın mesela serileri, Tulpar size buna denk olan serileri genelde 15-17 bin. Ve ya fiyat olarak değil de stokta yok diyorlar. Yani diyorsun ki bekleyeceksin, stokları bekleyeceksin. Ne zaman gelir? Bir haftaya mı gelir? Bir aya mı gelir? Ne zaman gelirse. Şimdi online eğitimler de başlayacak. Dediğim gibi dolar yükseliyor ve düşün artık bir haftada 200 TL üzerine fiyat konmuş bilgisayarların. Çok geçe kalmadan bakın. Biz şeye baktık işte araştırırken. MSI. Başka ne vardı? Asus'un ki. Excalibur Monster. Bunların arasında kalmıştık zaten. İşte mesela Vatan Bilgisayar'a gittik. Vatan Bilgisayar'da biz genelde annem MSI'yı almak isterken, yani dayanıklı, hani bildiğin marka, herkesin övdüğü bir marka, hani bir problem çıkmaz dediği bir markayken MSI. Yani fiyatları tabii çok yüksek. 20 binlerden başlıyor MSI'ın fiyatları. Adam bize diyor ki HP'nin Omen serisi. Omen serisi de daha yeni çıkmış bir seriymiş ve daha çok test eden olmadığı için de, satıldığı için de, yani çok şikayet de yok. Hiçbir şekilde bilgi bilmiyorsun. Hani kağıt üzerine güzel ama aldığı zaman sana problem çıkarır mı, ne olur bilmiyorsun. O yüzden bir de bilindik marka olsun diye HP Nomen serisini almadık. Ama kağıt üzerine güzel gözüküyordu. İstersen ona da bakabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu satıcıların oyununa çok düşmeyin lütfen. Size çünkü MediaMarkt olsun, Teknosa olsun veya işte Vatan Bilgisayar olabilir. Bunlar o markanın göndermiş olduğu elemanlar olduğu için orada çalışan kişiler. Yani size genelde bir ürüne yönlendirmeye çalışıyor. Hangi ürünü satmak istiyorlarsa size ona yönlendirmek istiyor. Mesela adam 20 binlik bilgisayar varken bize 13 binlik bilgisayarı önermeye başladı. Sürekli böyle dikte etmeye çalışıyor. İşte bizi manipüle etmeye çalışıyor. Yani biraz da işkilleniyorsun çünkü biz bir 4 yıl önce bir laptop almıştık ve laptop gerçekten de Casper ve fiyatı iyi bir markaydı. 3000 liralık bir bilgisayar almıştık. O zaman iyisiydi. Casper 2500-2000 iken onun fiyatı, Toshiba markanın fiyatı 3000'de. Adama biz Casper almak istiyoruz dedik. Can biz Toshiba'ya manipüle Toshiba'yı sattı. Ve hiçbir şekilde parasının hakkını vermediği, çok gerçekten en çok acıdım, yani parasının gittiğini acıdım. Bir bilgisayardır. Boşa bilgisayar almayın lütfen. Size kısaca bir toparlayayım. Orta segment, yani bizim için 4 yıl işimizi görecek bir bilgisayar için alın özellikler şunlarmış. 16 GB RAM. İşte daha sonra 512 SSD. Bu. İkinci özellik ne olabilir? Bakayım. RTX 2060. GTX'e de 1060, hatta 1060'ın da Ti dedikleri Ti şeklinde olanlarını seçerseniz sizin için daha iyi olur. Ama ikisi arasında kalırsanız da RTX daha iyi. Başka çok aradığımız bir özellik yok zaten. i7 olsun işlemcisi. i7 10. nesil olursa zaten sizin için çok iyi olur. Bu sizi götürür diye düşünüyorum. Yani edindiğim bilgiler doğrultusunda. Arkadaşlar aslında videoyu burada bitirecektim ama yaşadığımız bir olayı da sizinle paylaşmak istedim. Biz bu laptopu MediaMarkt'tan aldık ve MediaMarkt'ta 2 tane bu üründen olduğu söylendi. Bu ürünlerden bir tanesinin kurulumunu MediaMarkt'ta kendimiz yaptık. 16 TL'lik bir ücret ödeyerek kurulumunu, her şeyin yapılmasını istedik. Çünkü dediler ki bunun kurulumunu işte buradan kapıdan çıktıktan sonra işte ölü piksel olsun ya da başka bir problem olsun hiçbir şekilde biz sorumlu olmuyoruz tarzında konuştular. Ve 16 TL'lik dedik ki biz bir kurulum olsun. Kurulum olunca da yani bir ölü piksel çıksa, bir şey olsa biz bunu karşılıyoruz gibisine. Yani tekrar değişim yapıyoruz, size yardımcı oluyoruz şeklinde konuştular. Aynı şekilde kurulum yapıldı ve ölü piksel, yani dediğimiz internete, Google'a
Ölü piksel olarak, yani İngilizce'de yazabilirsin. İngilizcesini yazıp ikinci sekmedeki sekmeyi açıp ölü piksel kontrolü yaptırdık. Ve dediğim gibi şurada köşede bir yerde ölü piksel tespit edildi ve bu ölü pikseller bir süre sonra kararmaya, küçücük böyle mesela renkli bir farklılık var. Yani koyu turuncu değilken böyle sarı rengine yakın bir renk oluşuyor turuncuda. Ya da işte siyah derken gri renk tarzında bir renk oluşuyor. Yani renklere göre bakıyorlar. Bu ölü pikseller de sizin bilgisayarınıza yayılıp dağılabilir ve renkte bozulmalara neden olabilir. Bunun kontrolünü kesinlikle yaptırın oradaki kişilere. Açsınlar, baksınlar, bir yapsınlar. Kontrol edin hepiniz birlikte. Aldığınız üyelerle birlikte. Orada olduğumuz için, kapıdan çıkmadığımız için laptopun değişimini yaptık. Diğer laptopla değişim yapıldı. Tekrar kontrol yaptık. İşte kurulumlar tekrar yenilendi. Microsoft Office programları vesaire tekrar yenilenmiş oldu. Bu konuda birazcık dikkatli olmanızı istiyorum. İleride sizin başınıza, yani çünkü iyi bir fiyat ödüyoruz. Ve bunun karşısında da yani sorun olsun istemem. Sizlerin sorununa karşılaşmanızı da istemem. Buna birazcık dikkat edin. Arkadaşlar, bilgisayar alım süreci gerçekten 5-6 saat sürüyor. Biz herhalde 4-5 saat kaldık orada. Yüklemesidir vesaire. Zaten bizimle ilgilenen kişi bir başka birinin işlemine koşuyor, bir bizimkine koşuyor vesaire. Bayağı bir yoğun oluyor orası. Hatta diyorlar ki ölü piksel kontrolü bile yapmak istemem. Kurulum satın aldığınız Kurulum satın almış olmanıza rağmen kurulum satın almış olmanıza rağmen bile ölü piksele bakmak istemiyorlar. Hatta gelmişti müdür, mağaza müdürü geldi. İşte zaten siz bakmışsınızdır. İşte yok zaten, görünürde yoksa gözüküyordu vesaire dediler. Ve sonra biz bunu ısrarla yaptırmak istedik. Yani açın bakın, biz de bakalım gibisine konuştuk. Ve ısrarımızın da karşılığında da zaten küçük bir ölü piksel tespit ettik. Annem tespit etti. Yani hatta çok önemli değil, yani çok da o kadar önemli değil, nasılsa değiştirmeye de gerek yok tarzında konuşmaya başladılar. Biz yine inat ettik ve laptopu yeni başka laptopla değiştirdik. Lütfen bu konuyu atlamayın. Çünkü diğer mağaza çalışanlarıyla da konuştuğumuz zaman dediğimiz gibi kapıdan çıktıktan sonra hiçbir şekilde 15 gün içinde getirebilirsiniz vesaire diyorlar ama hiçbir şekilde kendimiz değişim yapmıyoruz. Bunu yetkili servise gönderiyoruz çünkü sizden mi kaynaklı, bizden mi bilemiyoruz şeklinde konuşuyorlar. Yani dedikleri tutmuyor. Yani diyorlar ki ama satarken 15 gün boyunca getirebilirsiniz işte efendim, değiştiririz, şöyle yaparız, böyle yaparız. Ama o iş öyle olmuyor. Kapıdan çıktıktan sonra hiçbir şekilde sizin ürün değişiminizi yapmıyor. Yani servise gitmesi gerekiyor. Hazır ki laptopunuzu servise gönderiyorsunuz ve zaten servis zaten çok iyi olmuyor. Serviste orijinal ürünleri yüklemiyor bazen zaten. Bu konuda sıkıntı yaşarsınız. Lütfen bunun kontrollerini ısrarla yaptırın. Ben bir YouTube'dan bir video falan açayım isterseniz. Bir görüntü kalitesine de bakmış olursunuz böylelikle. Hemen kamerayı döndürüyorum, size de göstereyim. Söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi biz de deneyerek, bakarak göreceğim. Daha bir hafta oldu. Yani tabii ki işte AutoCAD olsun ya da Render olsun, diğer mimarlıkla alakalı programları indirmediğim için bir yorumda bulunamıyorum. Ben zaten birinci sınıf öğrencisiyim. Dediğim gibi videolardan öğrendiğim şekilde size toplamak istedim. Ve aldığım modeli de göstermek istedim. Size son olarak laptopumun bir dış görünüşünü göstereyim. Siz ona uygun özellikteki diğer bilgisayarları tercih edebilirsiniz. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.